Kanal İstanbul doğru bir proje. Niye? Çünkü Türkiye'ye bir katkısı var. Ne kadar güçlü olursak, ne kadar gelişirsek yol, zaten yol medeniyettir. Bu da bir nebze yol. Bence güzel bir yatırım. Devamını dileriz yani böyle güzel şeylere. Doğru bir proje değil. Ben sadece bir seçim yatırımı olarak düşünüyorum bu projenin. İklim değişikliğini de göz önünde tutarsak, şu anda bu yapılaşmanın İstanbul'a zarar vereceği düşüncesindeyim. Tamamen rant ve politik bir proje olarak görüyorum. Ya zaten milyonluk, yani milyonlarca kişinin yaşadığı bir şehirde sen onu daha çok büyütmeye çalışıyorsun. Tamamen saçmalık olduğunu düşünüyorum. Hiç gerek yok bence. Bence var. Niye var derseniz, ülkenin gelişmesi için yani. Yabancı ülkelerde misal televizyonlarda görüyoruz, ne güzel kanallar var, şehirler var, şehirler koca koca, lüks lüks böyle güzel güzel. Bizim ülkemiz de olsun böyle, gelişiyor, niye önünü kapatıyorlar? Niye bazı insanlar çıkıyor bu olmasın etmesin diyorlar? Olsun, Kanal İstanbul misal olduğu zaman ne olacak? Ülkemiz daha büyüyecek. Mesela saraya dediler, saray yapılma dediler. Şimdi yabancı ülkelerden geliyorlar, sarayımızın önünde diz çöküyorlar. Hep sarayımızın önüne geldikleri zaman adamlar farklı görüyorlar ama. Tabii hiçbir engel yok bence. Yatırım amaçlı güzel bence. Kesinlikle yok. Hayır, şöyle yok. Diyelim ki gerçekten güzel bir yatırım. Ama şu anda insanların şeyi Kanal İstanbul değil. İnsanlar iş bulamıyor. Evine ekmek götüremiyor. Ondan sonra ne bileyim, insanlar intihar ediyor. Ya bir de bu projeler şeyle yapılmaz. Eskiden benim bildiğim kadarıyla devlet planlama teşkilatı vardı. Bir iş yapılacağı zaman bunun getirisi götürüsü orada tartışılırdı. Yani bürokratlar, işi bilen insanlar tartışır. Yatırıma değerse yapılır, yatırıma değer değilse yapılmazdı. Yani bu şey değildir. Çatlasanız da patlasanız da ben yapacağım. Sizin cebinizdeki parayla yapılmıyor ki. Benim vergilerimle yapılıyor. Şimdi bakın. İstanbul'a 3. köprüyü yaptılar. Ben bizzat şahit olduğum için söylüyorum. 1 saat uzuyor. 1 saatiniz uzuyor. Ve 100 kilometre ormanı mahvetmişler. Ve 100 kilometre ormanı açtıkları gibi sağında da solunda da o kadar yine açmışlar. Yolun haricinde. Kim geçiyor? Kimse geçmiyor. Ama geçmiyoruz ama para ödüyoruz. Burada en büyük sorun şey bence. Benim kendi kanaatim. En büyük sorun, Türkiye'de 2 kesim var. 1, nemalanan kesim. 2, aptal olan kesim. Aziz Nesin biraz da az söylemiş bence. Yani ben şunu kabullenemiyorum mesela. Kuru ekmeğe muhtaç olan insan bugün siyasileri savunuyor. Ya adam bana kuru ekmeği layık görüyor. Ve o kuru ekmeği bulamayan adam da o kuru ekmeği bana şey savunan insanı savunuyor. Sorun şeyde değil. Sorun insanlar bunu hak ediyor. Yani göz göre göre her şeyi ortada görüyorsunuz. Yani düz mantıkla düşünüyorum ben. Yoksa ben hangi şey yaparsa yapsın, çalışanın hakkını yiyen, çalışan hak ettiğini alamıyorsa bu hangi zihniyet olursa olsun. Mesela en basiti, tabii nereden nereye geliyor da, geçenlerde biliyorsunuz bir parti binasında gencecik bir kızı öldürdüler. Ve bu adam resimlerinde belli bir siyasi şeyi temsil ediyor. Kafa taşı bunlar. Temsil ediyor. O insanı nasıl öldürebilirsin ya? Gündüz gözüne giriyorsun ve bir kere de ateş etmiyorsun. Öyle bir şeysin ki. Yani bir insana 6 tane kurşun sallamak nedir? Yani ve bu adam çıkıyor milliyetçiyim diyor. Bu adam çıkıyor Atatürkçüyüm diyor. Bu adam çıkıyor dindarım diyor. Ya hangi kesimde görülmüş insanı düşüncesinden dolayı öldürüldüğünü? İstanbul havaalanı ne kadar doğruysa tabii ki o da doğru. Çünkü ticaret açısından Türkiye'nin konumu farklı yere gelecek. Boğazlar da son derece rahata kavuşacak. Ticari açıdan birçok konuda merkez olacak. Halkımız için de çok iyi bir şey. Süper. Tabii ki. Yani şimdiye kadar karşıda birisi konuşuyor. Çok büyük iddialar var. Yani neden susuyorsunuz? Savcılar susuyor. Hakimler, herkes susuyor. Yani böyle bir saçmalık yok.
şu anda yani ülkenin çalkalanması gerekiyor. Adam çok çok büyük iddialarda bulunuyor ve yaşadığımızda da birebir yani gerçek örtüşüyor. Tutuyor çok şeyler. Yakından takip ediyorum. Ama bana çok saçma geliyor. Bu konu üzerinde hiçbir kimsenin kılını kımıldatmaması da çok saçma geliyor yani.